Emeklere seyyanen zam hala mümkün. Bakalım bu konuda bir iyileştirme kararı gelir mi gelmez mi? Gün içinde elbette milyonların gözü kulağı, emeklerin gözü kulağı bu haberde olacak diyelim. Şimdi bu konu üzerinden devam edersek Levent Bey size sorayım. Ne dersiniz? Seyyanen zam gelebilir mi yapılan bu açıklamaların ardından? Bir yandan da kök ücrete yansısın şeklinde Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Yansır mı? Yansımasının da anlamı nedir mesela? Biraz açmak gerekirse. Şimdi ben hala seyyanen zam konusunda meclisten bir adım geleceğini değerlendiriyorum. Sonuç itibariyle Sayın Bahçeli'nin çıkışı Cumhur İttifakı'nın en önemli partnerlerinden bir tanesi olan Sayın Bahçeli'nin çıkışı ve söylemi üzerinden konuyu okursak mutlaka bu konu olabilme ihtimalini son ana kadar zorlayacağı bir konu olarak AK Parti'nin önünde bir konu olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu mesele bana kalırsa kesinlikle gerçekleşir. Yani seyyanen zam meselesi kesinlikle gerçekleşir. Şimdi kök ücret meselesi şu. Önümüzdeki dönemlerde işte her 6 ayda bir memur ve maaş zamlarını konuşuyoruz ya. Orada kök ücret bu hem enflasyon farkının hem de toplu sözleşmeyle ortaya konulan zam farkının yansıdığı ücret. Şimdi bu ücret ne kadar yüksek olursa enflasyon farkından ve toplu sözleşmeden doğan oransal artış o kadar yüksek oluyor. Ama kök ücret düşük kalır da seyyanen zamlarla biz aylık maaşları güçlendirirsek ki şu anda yani belki de hali hazırda aktif olarak çalışmaya devam eden memurların farkında olmadığı bir konu. Yani o 8077 liralık seyyanen zam bizim için önemli bir zam. Yani kamu çalışanları için önemli bir zam. Buna bir itirazım yok ama kök ücrete yansımadan seyyanen yapıldığı için yani kök ücret artı enflasyon farkı artı toplu sözleşmenin üzerine konulduğu için bu önümüzdeki 6 ay sonra yapılacak olan memur maaşı düzenlemesi içerisinde bu 8 bin liranın oransal hiçbir anlamı olmuyor. Olacak, doğru. Onun için kök ücret meselesi önemli. Yani bundan sonra seyyanen zamlarla ilerlemeyelim. Kök ücretleri artıralım. Ondan sonra enflasyon farkını ve toplu sözleşmeyi yansıtalım ifadesini güçlendirecek bir çıkıştı Sayın Bahçeli'nin yaptığı çıkış. Ama dediğim gibi yani bu biraz da imkan meselesi. Mevcut mali imkanlara bakarak, bütçe adımlarına bakarak, bütçe disiplini adımlarına bakarak şunu da söyleyeyim. Sayın Erdoğan, yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi bu sözleri vermemiş olsaydı ben Sayın Şimşek'in ortaya koyduğu bütçe planı içerisinde böyle zamların kesinlikle konuşulmayacağını değerlendiriyorum. Ama Erdoğan söz verdiği için şu anda o sözü tutuyor. Hazine Maliye Bürokrasisi de onun bütçe üzerindeki yükünü minimize etmek için matematiksel hesaplar yapıyor. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Eğer Erdoğan söz vermemiş olsaydı bizim bildiğimiz Mehmet Şimşek ve Mehmet Şimşek ekolü ekonomi yönetimi kesinlikle böyle yüksek oranlı gelir artışlarına neden olacak maaş zamlarını yapmazdı. Tam tersi şu anda biliyorsunuz maliye politikası tarafında para politikasıyla uyumlu bir sıkılaştırıcı evet. politika izlendiğini Sayın Şimşek sosyal medya hesabından Tabii. paylaştı. Dolayısıyla bu bir süre için memurların ve emeklilerin aldığı en yüksek oranlı zam olarak akıllarda kalabilir. Yani önümüzdeki birkaç zam döneminde böyle yüksek zamlar görmüyor olabiliriz. Son cümle şu Sultan Hanım. Çünkü Mehmet Şimşek uzun süre sonra ilk kez tweet attığında ne demişti? Enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası demişti. Tamam. O da neye denk geliyor? Enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası. İktisadi literatürde gelirlerin enflasyonun altında artırılması. Yani orada talebi kısıcı etkiler şeklinde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla iyi ki Erdoğan söz vermiş. Söz vermeseydi bu zamları göremezdik. Görmeyecektik. Peki yani yeni ekonomi politikasının gündeminde önümüzdeki dönemde
en azından maaşlara zam olmayacak gibi gözüküyor. Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımız zaman diyorsunuz. Çünkü orada bir mali disiplinden bahsetmiş. Enflasyon farkı artı toplu sözleşme. Evet. Yani enflasyon farkı artı toplu sözleşmeyi görüyoruz. Onun dışında bir şey görmeyiz. Peki Ferhat Murat, siz ne dersiniz bu emekliye zam? O zaman şimdi Mehmet Şimşek'in yeni ekonomi politikalarına da baktığımız zaman evet memura böyle bir söz verildiği için hemen bu adım atıldı ama emeklilere yönelik öncesinde verilen bazı net ifadeler yoktu. Şimdi Bahçeli'nin açıklamasından sonra o 8 bin lirayı söyledi ama seyyanen zam için bir de 4 bin lira telaffuz ediliyor. Sizce ne kadarlık bir seyyanen zam olabilir emekliye? Ben 8 bin lira gibi bir seyyanen zam olacağı kanaatinde değilim. Tabii şuradan başlamak lazım. Aslında memura önemli bir hem seyyanen zam hem de refah payıyla beraber ortalama %70'lerde bir zam yapılmış oldu. Yine asgari ücrette ikinci yarı yılda %34 civarında bir zam yapılmış oldu. Bu da açıkçası emeklilerdeki beklentiyi çok daha fazla yükseltti. Bu beklentinin yükselmesi sonrasında %25'lik bir zam oranının açıklanması bir hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Ve biz her çıktığımız televizyon programı öncesinde, sonrasında, esnasında emeklilerimizin haklı olarak yoğun bir direkt mesaj bombardımanına da maruz kalıyoruz. Lütfen bunu televizyonlarda dile getirin. Telefonlarımızı bulup arayanlar var, arayan vatandaşlarımız var. Ya buradan çok ciddi bir sıkıntı doğacak. Bu konu ciddi bir problem şeklinde bize de çok fazla mesaj geliyor. Sokakta gören emekli vatandaşlarımız eminim Özay Şendir'e de öyledir. Bu noktada ciddi taleplerde bulunuyorlar. Bir beklenti oluştu. Zaten Sayın Erdoğan'da da siyasetini tesis ederken şöyle bir özellik var. Toplumun beklentilerine kulak tıkamayan bir siyaseti ortaya koyan bir isim. Bu bakımdan ben bugün bir iyileştirme olma ihtimalinin çok yüksek olduğu kanaatindeyim. Zaten aslında bu kadar belki de zor koşullarda bunu konuşuyor olmamızın temel sebebi de şu. Bütçeyi dengeleyebilmek. Bir açığı noktasında bir sorun var. Bütçe açığı veriyor. Yani pandemiyi yaşadık. İşte 100 milyar doların üzerinde sadece yapısal depremin oluşturduğu maliyet var. 100 milyar bölgede yapılamayan bir üretim ve bundan elde edemediğiniz vergi gelirleri gibi aslında çok ciddi sıkıntılı bir ekonomik dönemde bu kadar fazla zamların konuşuluyor olması bile aslında vatandaşın refahının muhafaza edilmesi adına önemli bir iyi niyet olduğu kanaatindeyim. Ve bu yüzden de Sayın Erdoğan'ın bugün açıkçası emeklilere iyileştirme konusunda bir dokunuş yapacağını düşünüyorum. Ben de Levent Hocam'ın söylediği gibi yani bu kadar yüksek zamların muhtemel ki yılbaşında konuşulmuyor olma ihtimalini çok güçlü görüyorum. Çünkü talebi daraltıcı bir mali politikayı öne koyan bir isim Mehmet Şimşek. Olabildiğince talebin azaltılması ve dolayısıyla bu sayede bir enflasyon düşüşünü de ekonomi politikasının belki de başına koyduğu noktalardan bir tanesi olarak görüyor Mehmet Bey. Bu bakımdan umarız enflasyon daha aşağıya iner. Biz hiç bu %25, %35 zamları konuşmak zorunda ve durumunda kalmayız.